Merhaba, bu videoda kontrol teorisinin temel taşlarından biri olan Lyapunov kararlılık teorisini ayrıntılı bir şekilde değerlendireceğiz. Özellikle doğrusal olmayan sistemlerin analizinde kullanılan bu yaklaşım, dinamik sistemlerin kararlılığını enerji yayılımı ya da disipasyonu tarafından değerlendirmektedir. Dinamik sistemlerde kararlılık, sistemin denge durumunu koruma veya küçük bozulmaların ardından bu durumu geri döndürme yeteneğiyle ilişkilidir. Burada doğrusal sistemler için daha uygun olan asimptotik kararlılık kriteri ve girdi sınır, çıktı sınır kararlılık kriterini Lyapunov kararlılığı ile karşılaştıracağız. Lyapunov'un yöntemi enerji yayılımı kavramını kullanarak doğrusal olmayan sistemler için daha genel bir çözüm sunmaktadır. 1892'de Alexander Lyapunov tarafından geliştirilen bu teori enerji temelli bir yaklaşıma dayanıyor. İlke bir sistemin toplam enerjisi sürekli olarak azalıyorsa veya sınırlı kalıyorsa sistemin kararlı olduğunu öne sürmektedir. Bu fiziksel analoji termodinamik ve mekanik ilkelerle de uyum arz etmektedir. Şimdi de denge durumları ve kararlılık tanımlarına bakalım. Denge durumu sistemin dışsal girdiler olmaksızın süresiz olarak kalabileceği bir durumdur. Matematiksel olarak sistem dinamikleri x eşittir fx ile ifade edildiğinde denge durumu f x e eşittir 0 koşulunu sağlar. Burada kastettiğimiz x diferansiyel denklem takımını ifade edecek birinci dereceden türevleri ve denklemin sağ tarafındaki fx kısmı da diferansiyel denklem takımının matematiksel şekilde modellendiği varsayımı altında fiziksel sistemin matematiksel modeline ait olan denklemleri ifade edecek. Yani elimizde herhangi bir fiziksel sistem varsa bunu diferansiyel denklem takımı şeklinde ifade ediyoruz sistem modeli açısından ve bu noktada e, sistemin sağ tarafını yani sağ tarafını x tat eşittir sıfır denge durumuna gelmesi koşulunu sağlayacak şekilde xe durum değişkenlerini tanımlıyoruz ve xe durum değişkenleri etrafında sistem dengede olduğu varsayımını koşulunu sağlamış oluyor bu sayede. Şimdi de Lyapunov anlamında kararlılığa bakalım. Burada gördüğünüz görüntüde bir sistemin Lyapunov anlamında kararlılığı hakkında bir açıklama ortaya koymaktayız. Bunu detaylı bir şekilde incelediğimizde öncelikle burada sistem tanımının yapıldığını görüyoruz. Burada sistem tanımında yine dinamik bir sistem diferansiyel denklem takımı ile ifade edilmiş. X eşittir fx diye. Bu denkleme göre sistemin kararlılığı analiz edilebilir Sistemin belirli bir denge noktası Etrafında x'e etrafında kararlı olarak tanımlandığı Varsayım altında ee, Başlıyoruz Varsayımlarımıza Öncelikle kararlılık şartını oluşturmak için Lyapunov anlamında bir denge noktası gerekiyor dedik x e gibi bir denge noktası Burada Aşağıdaki şartlar sağlanırsa Yani Epsilon Büyüktür 0 için bir delta epsilon büyüktür sıfır bulunduğu koşul altında yani burada epsilon nasıl tanımlanmış Xe'ye bir denge noktası atamışız Xe'nin çevresinde komşuluğunda bir epsilon tanımlanmış bir de x'nin yine bir denge noktası etrafında şuradaki şekilde gördüğümüz gibi delta gibi bir şey tanımlanmış. Buradaki durum uzayı X1 ve X2 sistemin iki boyutlu şu anda durum uzayı diyelim. iki tane değişkenden dinamik değişken oluşturuyor sayılıyor. Fakat bu çok boyutlu da olabilir. O yüzden burada e, bir yine çok boyutlu bir e, nokta etrafında ki davranışına bakıyoruz sistemin. Burası da bu da faz e, uzayı olmuş oluyor. Faz uzayı etrafında. Şimdi X0 x da zaten e, buranın e, bir başlangıç noktası diyelim. X0 şurada e, bir başlangıç noktası alalım Yine diferansiyel denklem takımlarının çözümünde Zaten initial condition yani başlangıç e, koşulu oldukça önemli Sistemin buradan başladığını varsayalım Denge noktasının komşuluğunda e, Ve burada da Epsilon büyüktür sıfır için Dediğimiz gibi delta başlangıçtaki durum X sıfır denge noktasında X'e arasındaki mesafe yani X0'da, X sıfırla X ekülibriyum denge noktası arasındaki Mesafe normu Deltadan küçükse Olduğu sınırlı kurşun olarak başlıyor Bu başlangıç noktasında denge etrafında ilerliyor sistemin evrimi ilerliyor T, t büyüktür sıfırda zaman geçtikçe e, Sistemin artık e, zaman içerisindeki dinamik davranışı Burada faz uzayındaki Yörüngesi sistemin yörüngesi şu kırmızıyla temsil edilen yörünge O yörünge etrafında bu dinamik durumlar değişiyor Xt-Xs'nin normu Yani büyüklüğü Büyüklüğü de nasıl ifade ediliyor burada bütün durumlarının karelerinin karekökü şeklinde. En boyutlu bir sistem olsaydı bütün durumlarının karelerinin karekökü kökü şeklinde toplayacaktı. X'in normu en dereceden normu olacaktı. Bu ikinci dereceden tabi ikinci dereceden normu için geçerli burada. Epsilon'dan Epsilon dediğim şu dış dış çevre, dış küre veya şey dış daire ne yapacak? Küçükse denge durumunda yani tüm zaman içerisinde, tüm zaman dilimleri içerisinde, t büyüktür sıfır zaman dilimi içerisinde sınırlı kaldığı anlamına geliyor. Bu durumda bir başlangıç bozulması durumunda sistem kararlılık bölgesinden çıkamayacağını ve sınırları aşamayacağını da ifade etmiş oluyor. Yani Lyapunov anlamında kararlılık şartı bu şekilde sağlanmış oluyor diyebiliriz. Evet burada özetlemek gerekirse yine sistem x0 noktasından başlamış ve buradaki yörüngesi itibariyle durumlarını yörüngesi itibariyle bunu takip etmiş ve xt zamanı içerisindeki evrimleşerek e, belirli bir noktada e, sonlanmış bunun dinamiği belirli bir zaman geçtikten sonra bu oku takip ederek tabii ki de bu yörüngeyi bu tabii hiper uzayda bu epsilon sınırının dışına çıkamıyor anlamına geliyor. Yani bu denge noktasına doğru yönelmiş oluyor sistemin kararlılık, e, kararlılığı itibariyle. Şimdi bu analiz fiziksel olarak bize neyi e, temsil ediyor? Fiziksel olarak bize neyi çağrıştırıyor? Sistemin denge durumuna karşı nasıl tepki vereceğini açıklayan soyut bir yaklaşım. Mesela bir sarkac e, örneği ele aldığımızda bu enerji yayılımı disipasyonu sayesinde denge noktasında durduğunu temsil ediyor mesela. Denge noktası diyelim o şey noktası olsun. E, sarkacın bulunduğu başlangıç koşulu durumu olsun. Başlangıç koşulunun yakınında salınım gösteriyor ve en sonunda duruyor. Ve burada delta bölgesi içerisindeki sınırlar içerisinde salındığını e, eğer bunun içerisinde kalıyorsa nedir denge durumuna döndüğünü çıkarsamasını yapıyoruz. Ve Lyapunov kararlılığı bize bu durum yollarının yalnızca sınırlı bölgede kalmasını gerektirdiğini söylüyor ve ancak tamamen denge durumuna yani x0 noktasına veya şey xe noktasına geri dönmesini garanti etmiyor tabii ki. Asimptotik anlamda kararlılık e, oluşabilmesi için de asimptotik anlamda kararlılık oluşabilmesi için de burada X sıfırdan başladı ve yine bu delta e, komşuluğu etrafında sonlanması gerekiyor. Yani yine normunun Xt-Xe'nin sıfıra giderkenki normu T sonsuza giderken Xt-Xe e, normu sıfıra gidiyorsa veya delta A gibi bir çok küçük bir komşuluğunda duruyorsa Kararlıdır diyor. Delta büyüktür. Delta A'da koşunda kalmak şartıyla. Çünkü delta dış e, hiper kü küreyi temsil ediyor. Durum itibariyle burada tabi daire olarak çizilmiş. İçerisi de delta A, Onun içerisinde daha sınırlandırılmış bir bölgeyi temsil ediyor. Ve bur burada da doğrusal olmayan sistemlerde yine kararlılık e, analizi için bu faz uzayındaki e, sistemin e, gelişimi, evrimi, durumu itibariyle, zaman içerisindeki değişim itibariyle gözlemlememiz açısından kararlılık analizimizi, analizimizi yapmamız için güçlü bir araç sağlıyor. Ve burada diferansiyel denklemini çözmeden de sonuç alınmasını sağlayan görselleştirilmiş bir araç olarak hizmet ediyor. Şimdi de kararsızlık teoremi ve yerel global kararlılık kavramlarını detaylı açıklamasına bakalım. Yine bu görselde dinamik sistemlerin kararsızlık teoremi ve yerel e, kararlılık ile global kararlılık kavramları arasındaki ilişki açıklanmaktadır. Buradaki teorem bir dinamik sistem için başlangıç durumu denge noktasına yeterince yakın seçilmiş olsa bile yani şurada gördüğümüz gibi x sıfırdan başladı denge noktası x'e yakın, yeterince yakın seçilmiş olsa bile durum yolları yani e, durum yörüngeleri sınırlı bir bölgeden ayrılıyorsa kararsız olarak tanımlanır. Bu yine bir hiperküre demiştik. Çok boyutlu olduğu için durumlar. Çok boyutlu durumlar içerisinde. Bu tabii ki de temsili bir resim. Yani x1, x2, xn tane durum olsaydı yine bu hiperküreyi çok boyutta temsil edildiğimizi varsayalım. İki boyutta olduğu için bu dairesel olarak temsil ediliyor burada. Bölgeden ayrılıyorsa yani bu yörüngesi öyle bir şekilde gidiyor gidiyor gidiyor. En sonunda bu sınırı epsilon sınırını aşıyorsa zaman içerisinde sistem kararsız oluyor. Yine dengesizlik koşullarını ifade ediyor. Kararsız bir sistemde durum yolları zamanla denge noktasına uzaklaşıyor ve kontrol edilemez hale geliyor. Bu noktada da genellikle enerji girişine bağlı. Yani sistemin doğal dinamikleri dengeyi koruyamıyorsa, enerjisini sürekli arttırıyorsa enerjisinin normalde sönümlenmesi gerekiyor. Burada o yeşil nokta denge noktası olmuş oluyor dediğimiz gibi. Delta yine başlangıç durumunu dengeye olan yakınlığını tanımlayan küçük bölge. Epsilon yine kararlılık bölgesini temsil ediyor. Onu artık o epsilon dışındaki sınırlı daha geniş bölgeyi temsil ediyor. şeklinde diyebiliriz. Yerel kararlılık burada ne demek oluyor? Yerel kararlılığa gelecek olursak, Lyapunov anlamında kararlılığın denge noktası çerçevesinde küçük bir bölge içerisinde geçerli olması yerel kararlılıktır. Yani sistemin kararlılığı sadece başlangıç durumu küçük bölge içerisinde seçildiğinde garanti altına alınır. Yani başlangıç durumu itibariyle eğer çok bu bölgenin dışında çıkarsa, küçük bölge denge durumundan küçük bölgenin dışına çıkarsa kararlı olduğunu garantisini veremiyor sistem. O yüzden başlangıç koşulları burada çok önemli. Ee, yine global kararlılık örneğinde. Ha, mesela burada fiziksel örnek verirsek e, yine bu delta küçük bir bölgede sınırlı, delta bölgesinde sınırlı olan kararlılığa yay kütle sönüm sistemini örnek verebiliriz. Küçük bir başlangıç bozulması durumunda bile sistem enerjisini hızla dağıtıyor ve dengeye dönüyor. Enerjisi sürekli azalıyor ve en sonunda çünkü burada e, enerjiyi azaltmasını sağlayan şey damper, damper etkisi yani e, şey sönüm yapmış oluyor, viskos sönüm olmuş oluyor, oluşturmuş oluyor. Ve global kararlılık nasıl tanımlanıyor? Burada da tüm durum uzayını kapsadığı durumları yani denge noktasının başlangıç uzaklığı ne kadar olursa olsun bu noktada yine mesela diyelim artık bundan bağımsız olarak herhangi bir noktada bile başlasa bile yine denge noktasına çok yakın bir bölgeye geçmiş olabiliyor diyebiliriz yani. Burada mesela onu temsil edecek olursak, çizecek olursak mesela şurada başladı. Ondan sonra bu yine böyle gitti 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 gitti. Yine en sonunda burada durdu. Sonlandı diyelim. Bu noktada o zaman global anlamda kararlılık oluyor. Herhangi bir başlangıç noktasında diyelim buradan başladı. Yine yörünge itibariyle buraya geldi. Komşu delta komşuluğu içerisinde kaldıysa yine e, ne olmuş oluyor? Global anlamda kararlı olmuş oluyor. Geniş bir e, sistem etrafında. Evet yerel kararlılık tekrar edecek olursak denge noktasına yakın bir bölgede başladığını kabul ediyoruz. Ve epsilon sınırını aşmadığını söylersek yerel kararlılık olmuş oluyor. Global kararlılık örneğinde de başlangıç koşulları çok büyük bir bozulmaya sahipse, pertürbasyon sahipse de yine epsilon dışına çıkarsa sistem kararsız hale geliyor. Fakat bu epsilon içerisinde kalabilir. Evet, bir sonraki bölümümüzde Lyapunov e, fonksiyonunun ve skaler fonksiyonunun belirginliğine bakacağız. E, bu tanımlara, fonksiyonların tanımlarına bakacağız. Daha matematiksel uygulamalarına e, daha fazla ağırlık vereceğiz. E, Matlab uygulamasını yapacağız. E, ve işte doğrusal ve dorsal olmayan sistemlerde genel anlamda uygulanabilirliğini matris olarak tanımlayıp yani Lyapunov denklemini bir matris formunda tanımlayacağız sistem matrisi üzerinden. onları da tartışacağız. ve genel olarak burada daha ileri uygulamalarına geçeceğiz. Lyapunov fonksiyonu ve kontrol sistemlerinde de uygulamalarına geçeceğiz. doğrusal dorsal olmayan kontrol sistemleri uygulamalarında eee Lyapunov fonksiyonunun nasıl kullandığına bakacağız. Ee, yine dediğimiz gibi bu fonksiyonun tanımlanmasından da bahsedeceğiz. Yani e, bu kararlılık teorisi çerçevesinde işlediğimiz konuya e, gelecek bölümlerde devam etmeyi düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler.